poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau balbuzzo. Es Caballero. The Emperor of the Far West, when he begins, revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il n'a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Daltonların hazinesi. Joe, kazacak yer kalmadı. Ne yapayım? Bu dışarı çıktık demek salak. Kaçtık. Dışarıdayız. Bugün kahvaltıyı erken getirdiler. Açık havada bir şeyler kesinlikle tanıdık geliyor. Hücremde ne işiniz var acaba sizin? Çok fazla sola gitmişiz. Averell mumları yemeseydi belki haritayı görebilirdim. Kazmak karnımı acıktırıyor. Özellikle de çatalla kazarken. Sizi bir yerden tanıyorum. Siz Daltonlarsınız. Buradan kaçmaya mı niyetlisiniz peki? Hayır. Disk sektirmece oynuyoruz. Averell dinle beni. Burayı kazmaya başlamanı istiyorum. İşe koyul. Acaba neden hep ben kazmak zorundayım? Averell sen batıda en hızlı çatal kullanan adamsın. Bu ihtiyar da sizinle gelse olur mu? Yalvarıyorum size çocuklar. Karşılığını verebilirim. Gömülü bir hazinenin yerini biliyorum. Bilmek isterseniz acayip etkileyici bir şey. Senin için de kazacağımı düşünüyorsan başka şeyler düşün. Siz hiç Pakavalop yerlilerinin efsane şehri Sibola'nın kayıp hazinesini duydunuz mu peki? O hazine nerede gömülü biliyorum çocuklar. Eğer beni de alırsanız sizi tam yerine götürürüm. İşi biraz hızlandırsak. Ben sana işkence yapsam, sen de bana hazinenin yerini hemen söylesen. Averell, çatalı bana ver. Tamam ama eğip büküp şeklini bozma Joe. Kötü hamlet. Yerinde olsam büyüklerime daha saygılı davranırdım. Ben kalp hastasıyım. Beni fazla yorarsanız küt diye gidiverir. Sırrımı mezara götürürüm çocuklar. Tamam moruk, bizimle gelebilirsin. Evlat, benim adım Alfredo Bernardo Faria. Çıkmadan önce sizi uyarayım, çok fena romatizmam var ve düzgün yürüyemiyorum. Atımı almaya cesaret edemez. Hırsını fazla hafife almışım. Washington'dan telgrafınız var efendim. Washington mı? Oku bakalım Panchito. Büyük sorun stop. Ne olmuş ki? Daltonlar kaçtılar ve kayıplar stop. Oyunu sonra bitiririz Düldül. Seni yenmeye istediğin zaman devam ederim. Bu ihtiyar kemik torbasını neden ben taşıyorum? Çünkü dördümüzün içinde en büyük ahmak sensin. Hediye atlar 150 kilometre hızla bize yaklaşıyor. Yiha! Çok şanslıyız. İhtiyarın yerini hak etme vakti geldi. Ey çocuklar, muhtaç haldeki zavallı ihtiyara yardım eder misiniz? Hı? İhtiyar nereye gitti? Lanet olsun, bunlar Daltonlar. Neden bekliyoruz sevgili beyefendi? Biz Wells Fargo'nun daima dakika olduğunu duymuştuk. Bu aldatıcı reklam beyler ve onlara bunun için dava açmanız. Demek oradaymış. Hadi çocuklar hadi. Wells Fargo'nun koruması gereken bir namı var. O yüzden hemen tutup yürümeye başlasanız iyi olur. Çukur Kanyon. Hmm.
Neden hep sadece ben atsız kalıyorum ha? Neden acaba? Çünkü senin gibi eşeğin ata ihtiyacı yoktur. Bu çok saçma bir şakaydı. Biliyorum çünkü anlamadım. Ağzından ilk Dalton ya da hazine kelimesini kaçıran yumruk sandviçi yer. Tedbirli olmak atasözünüz olsun. Sıradan insanlar gibi davranmalıyız. Anladınız mı? Anladık Joe. Merhaba baylar, nasılsınız? Çok güzel bir gün öleceğimi. Anlaşılan içkiler senden yabancı. Sandalyeni ayarlamak lazım sanki. Memnuniyetle yardım ederim. Pekala seni küçük cüce. Kim olduğunu ve nereden geldiğini söylemeye ne dersin? Ben Joe Dalton. Büyükçe, büyükçe ve hiç kimse hiçbir yerde asla bana cüce deyip sonra hayatta kalıp bunu ailesine anlatamaz. Daltonlar! Daltonlar! Ama Joe, bize asla Dalton ya da hazine kelimelerini söylemememiz gerekiyor demişti. Hazır anlatmışken onlara hazinenin yerini de söylesene. Konum arazisinde olduğunu bana asla söyletemezler. Dudaklarım mühürlü. Seni dümdüz edip inek yemi yapacağım. Sakin ol Joe. Sakin ol. Joe niye bana kızdı ki şimdi? Neden her şey benim suçum oluyor? Millet, müthiş bir haberim var. Daltonlar muhteşem Sibola hazinesinin peşindeler. Daltonlara beşinci kişi eklenmiş. Farina adlı bir dolandırıcı. O yaşlı keçi uslanmaz bir yalancıdır. Daltonlar muhteşem hazine hikayelerine bayılır. Pek çoğu saygıdeğer hükümet liderlerimiz gibi. Çünkü Washington bu hazine efsanesine tamamen inandığını açıkça belirtti. Emirleri çok açık, kısa ve net. Daltonlarla Farina'yı yakala ve hazine ile birlikte geri getir diyorlar bize. Daltonlar ve Farina'yı yakalarım ama beni hazine avından muaf tutun. Ben yalnız kovbayım, vergi müfettişi değilim. Son duyduğumuza göre Farina Daltonları doğruca Sonoma bölgesine götürüyormuş. Hepimizin bildiği gibi Comanche şefi yaşlı huysuz boğa biraz davranış bozukluğundan müstaripmiş, evet. Sen gitmezsen Albay McStruggle'ın süvarilerini gönderecekler. Bu da huysuz boğayı Sibola hazinesini vermeye ikna etmek için gereken diplomasi konusunda sana fikir verir. Yani kısacası bu işi Comanche'lerle savaş çıkarmadan çözebilecek tek kişi sensin. Yani bir kez daha ülkeyi kurtarmamı istiyorsunuz, öyle mi? Korkarım ki alçak gönüllülük ederek taşı gediğine koydun kovboy. Gece seyahat etmemiz daha akıllıca olmaz mı? Güne çarparda ölürsem hazineyi asla bulamazsınız. Doğru söylüyor Joe. Lanet olsun. Bu gece havasının bende fena halde akciğer trombozuna sebep olacağını biliyordum zaten. Fikrimi değiştirdim. Artık gündüz seyahat etmek istiyorum. Ellerinizi havaya kaldırın. Ve sen ahbap. Büyük babayı şu ata bindir. Hadi. Bir, iki, üç, dört kişi olduğunuza yemin edebilirim. Bir numaralı ders. Bütün Daltonları saymadan fazla havaya girme. Ve hücremi yaşlı bir pakavalop yerli savaşçısıyla paylaşıyordum. İyi adamdı. Gökyüzündeki festivale gitmeden önce pakavalop hazinesinin sırrını bendenizin kulağına fısıldadı. Kertenkelemi lokma lokma tercih ederim.
Neyse, hapisten kaçmayı denedim ama görüldüğünden çok daha zor çocuklar. Her denemede 10 yıl daha yedim. Daha çekilecek 900 yıllık cezam var ama umudumu hiç kaybetmedim. Gece gündüz Sibolo hazinesini düşünüyordum. Bu duyduğum en acıklı hikaye olmalı. Bizi de alın. Evet, halka güç verin. Yürümenize izin veremem. İnanın bana bu kendi güvenliğiniz için. Kendinizden utanmalısınız. Biz hükümet aptal değiliz. Sıra olmuş da erken yola çıkmalıydık. Kahvesini bırakamayan ben değildim herhalde. Hadi ahbap bırak geçelim. Al bizi içeri. Bu haksızlık. Beni duydun mu? Tamam. Sen gir. Bu haksızlık. Anlaşılan bazıları diğerlerinden daha ayrıcalıklı. Merak etme, ben sizin için her şeyi eşitlerim. Keşke bunu yapmadan önce beni uyarsaydın. Ödümü kopardın. Hey hadi. Kanun amına durun. Ne sıcak bir gün. Kel kafanda yumurta pişirebilirim. Bu lanet çapkadan daha serin tutardı herhalde. Hey şuraya bak. Hazine bulmuş. Hey bir şey mi buldun ihtiyar? Hayır, sadece ihtiyar Bernie'yi gömmek için çukur kazıyordum. Birinin bana ihtiyacı mı var? Yaşlı katırım. Korkarım bu sıcakta beyni kavruldu. Ne bahtsızım. Önce hazine yoktu, şimdi de cenaze yok. Bu ne biçim iş? Çok sinir bozucu bir iş. Çölün nüfusu gittikçe çoğalıyor. O hazine her yerde olabilir. Herkes de oraya bakıyor zaten, her yere. Hey, bugün salı mı? Tabii, bütün gün. Zaman akıp gidiyor. Söyle bakalım, sağa mı sola mı gideceğiz? Sola. Evet öyle. Her şeye bahse girerim sola. Joe, içimde gözlendiğimize dair bir his var. Mümkün değil. Bu sabah arkamıza tuzaklar kurdum. O embesiler bizi takibe kalkarsa diye. Kalbim patlayacakmış gibi hissediyorum. Seve seve süreci hızlandırırım seni beceriksiz yaşlı fosil. Buraya zaten gelmiştik. Bu kadar aptal olmak kaç yüzyıl sürüyor? Yapma Joe, sakin ol. Bu ihtiyar çok kırılgan. Şu boynunu verin bana. Yemin ederim kürdan gibi kırıvereceğim. Sakin ol Joe. Biri fena çuvallayacak. Aynen öyle. Şef Huysuz Boğa bunu duyana kadar bekleyin. Korkarım budala geyik yine aptalca bir fıkra anlatacak. Şu fıkraları biraz bıraksa ölmez yani. Şunu dinle şef. Bir tavşan varmış. Tavşan deliğinin etrafında zıplayarak 27, 27 diye bağırıyormuş. Bir ayı çıkıp hey niye 27 diye bağırıyorsun demiş. Tavşan onu deliğine etmiş ve zıplayıp bağırmaya başlamış. 28, 28. Ocağa yemek koymuştum ben. Bana sonuk benizlileri neden Komanche bölgesinde çukurlar kazıyor onu anlatmaya ne dersin he? Hazine arıyorlar soylu asabi şefimiz. Bak beni iyi dinle. Eğer bu da şakalarından biri ise hiç komik değil anladın mı beni? Hayır yemin ederim doğru şey. Soluk benizliler delirmiş. Git gözüm görmesin seni. İyice bir düşünmem gerekiyor.
Annesi bağıran geyik onu dünyaya getirdiğinden beri şef huysuz boğa bir kez olsun gülümsemedi bile. Denemediğinden de değil inan bana. Barış çubukları içmek, eski John Wayne filmleri hiçbir şey işe yaramadı. Soluk benizlileri Comanche bölgesinden kovmaya karar verdim. Burada yeterince ahmak var. Bütün çukur kazıcıların gitmesini istiyorum. Hemen. Bir Comanche'ydi diyorum. Bana arkadan saldırdı. Baltasını boğazıma dayadı ve bana hayatımda duyduğum en komik fıkrayı anlattırdı. Aklıma sadece tavşan ve ayı ile ilgili o bayat fıkra geldi. Ama gülmekten gözleri yaşardı. Çoğu Comanche bayat fıkralarla tatmin olmaz. Çok şanslıyım. Bana mı diyorsun? Bak, burada bir mucizeden bahsediyoruz. Aynı günde hem Daltonlar ne? Hem de bir Comanche'den kaçmak mı? Daltonları gördüğünü mü söylüyorsun? Tam ileride. Servis tabağına benzeyen kayanın tam orada. Bana pizzaya benziyor gibi geldi. Bana işkence ediyorsun Joe. Artık yemek yiyemez miyiz? Hay aksi, tam da şüphelendiğim kişi. Ne? Neden şüphelenmiştin? Redkit'in bizden önce geleceğinden. Sanırım bu biraz vefasızdır. Redkit mi? Bu doğru olamaz. Eski dostum Joe, beni gördüğüne hep sevinir. Kızdırıyor. Ay, 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 ay. Sakin ol Joe. Yemeğe gideceksin Joe. Ne zaman yemek yiyeceğiz Joe? Devam et hadi de. Hadi bakayım. Redkit. Ne haber? Ne haber Averel? Nasıl gidiyor? İyi diyelim iyi olalım. Faria nerede? Biraz önce buradaydı. Ben gidip alayım. Fazla uzağa gitmiş olamaz. Faria! Büyük bir grup servis tabağı kayasına doğru gidiyor. Bana bak, bu en zavallıca espri denemendi bu dala geyik. Bu şaka değil şef, başım gerçekten dertli. Tabii gülmekten zarar gelmezdi. Oh, herkes ne yapacağını biliyor. Hiç sanmıyorum Joe. Sakin ol, sakin. Oh. Neye bozulmuş bunlar? Onları bir şekilde kızdırmış olmalıyız. John! Şuna bak! Bizim için bir tünel buldum. Beni bekleyin hainler! Nankör herifler! Beni bekleyin! Romatizması olan bir adama göre o ihtiyar moruk çok hızlı gidiyor. Bence sizi kandırmış. Evet. Peki neredeler? Söylesene. Barstow, Flagstaff, şef, San Bernardino. Şef, buraya. Çok iyi tahmin. Kılıftaki en sivri oklar değiller, değil mi? İşte bu espriydi. Seni ucuz komedyen. Neredeyiz? Neredeyiz? Sibola. Bu Sibola. Hazine benim oldu. Tamam Jack Williams, silahlarınızı uzatın. Ya da uzatmayın. Tamam, bir kovboy bara gider ve barmene bana bir ateş suyu, yanında da dilim limon der. Barmen ateş suyu ve yanında ne dili der? Güzel değil mi? Çöz beni kuş beyinli. Averel, Joe sana söylüyor. Kalabalık daha iyi. Oh, oh.
Hazine! Simona hazinesi! Benim oldu! Benim oldu! Hayır! Bu doğru olamaz! Bu da ne böyle? Tüyler! Sadece tüyler var! Sakin ol Joe! Biraz önce Red Kit'i buraya girerken gördüm. Hayır olamaz. Bunca emek bir avuç tüy için miydi? Soyulduk. Dolandırıldık. Çok güzeller değil mi? Ben en çok pembe olanları beğendim. Ondan sonra da en çok mor olanları... Hepsi beyaz seni boş kafalı sersem. Cahil soluk benizliler. Atalarımız tüyleri paha biçilmez hazine görürdü. Altından daha değerli. Sence de çok batrak değil mi bu dala geyik? Bence öyle. Başkalarının madar oluşunu görmek kadar komiği yoktu. Bakalım kurşunlara da o kadar gülecek misin? Gülen bir adama asla ateş etme. Tekrar düşündüm de. Sanırım şef huysuz boya artık şef beli arayan dememiz gerekecek. Evim evim, güzel evim. Geyiklerle, antiloplarım. Sus duran şana, kahtaran şana. Sakin ol, sakin olmayı öğrenmen gerek. Korkarım Washington'da birileri büyük hayal kırıklığına uğrayacak. Söylesene Red Kit, bundan kesinlikle eminim. I'm a full lonesome cowboy.